Sıradaki videomuz ozmoz. Difüzyon bitti sanırım. Bitti. Ee, bu sefer su geçişinden bahsedeceğiz. Ozmoz arkadaşlar suyun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru geçişi olayıdır. Hı -hı. Tamam mı? Ozmoz. Bazı kaynaklarda ozmoz diyor. Bazılarında osmos diyor. Doğrusu osmozdur arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Şimdi ifade önemli. Suyun çok olduğu yerden ki suyun çok olduğu yere biz az yoğun ortam deriz tamam mı ee, az olduğu yere az oluyor, az yoğun olduğu diye. diyelim az olduğu yere yani çok yoğun ortama doğru geçişine osmoz denir diyoruz. Bu da yoğunluğu değerlendirirken burada düşündüğümüz zaman bende glikoz mu oluyor? Yok. Belki tuz da olabilir. Gibi yani asit de olabilir. Gibi karışım gibi düşüneceğiz. Tamam. Onun üzerine şimdi birazdan duracağım. Çok önemli o mevzu. Yani osmos arkadaşlar suyun difizyonudur. Suyun difizyonuna özel bir isim vermişiz biz. Osmos. Evet. Yani glikozun difizyonuna veya amünasitin difizyonuna özel isim vermemişiz ama su için evet. özel bir isim var. Suyun difizyonudur diyoruz. Şimdi hipotonik ortam arkadaşlar. Az yoğun ortam demek. Hipotonik. Hipo. Az yoğun ortamda düşün hocam az yoğun ortam. Su ve madde miktarlarını karşılaştıralım. Hangisi fazla, hangisi az? Su fazla. Su fazla, su çoktur. Madde azdır. Değil mi? Az yoğun. Yani yani arkadaşlar düşünün. Şunun içerisine azıcık bir şeker evet. attım. Tamam mı? Az yoğun ortam. Şimdi hipertonik ortam. Hiper yüksek, çok demek biliyorsun. Çok yoğun ortam. Çok yoğun ortamda Su miktarı az. Azdır. Madde miktarı çoktur. Çoktur. Şimdi örnek verecek olursak mesela az yoğun ortama örnek arkadaşlar çeşme suyu çeşme suyu az yoğun ortam. Hı hı. Veyahut da akarsu veyahut da göl suyu bazen gelebiliyor sorularda veyahut da yağmur suyu veyahut da arı saf su Arı su, bunlar az yoğun ortama örnektir. Çok yoğun ortama örnek olarak çok daha da yoğun bazı ortamlar, mesela turşu suyu, turşu suyu, deniz suyu da çok yoğun ortama girer aslında. Deniz ben suyu. Ben açıklama yapacağım isterseniz matematikte de kullandığımız için burada. Su az, madde çoktur diyoruz. Ya. Sanki buradaki madde buradaki sudan daha fazlaymış gibi anlaşılıyor. Ama buradaki evet. madde buradaki sudan daha fazla değil. Bunu bir üsttekine göre kıyaslıyoruz. kıyaslıyoruz. Aynen su miktarı öyle. buradakine göre daha az. Çok evet. yo Az yoğun ortamda su miktarı çok. Ama çok yoğun ortamda su miktarı yukarıdakine göre daha az. Burada da madde miktarı yukarına göre daha çok. Şimdi şöyle e diyerekten biraz daha düzeltme yapalım. Bazen çok da olabiliyor. Mesela ha, balda. Balda ne ya? Ha bal <laughs> Hocam kitap oku. Vallahi... Tamam geçiniz. Ayşe, hocam. Ayşegül tatildeyi okudun değil mi en Okudum son? Okudum Ya da itiraf et. <laughs> Bal. Sonra tatile çıktık bir daha da okumalım. Reçel. Tamam mı? Pekmez. Bunlar çok yoğun ortama örnek olarak verilebilir. Hı, hı Sirke de mesela çok yoğun ortama örnek olarak verilebilir. Bir de arkadaşlar izotonik ortam var. İzotonik ortam bu eş yoğun ortam, eş yoğun ortam olarak adlandırılıyor. Biliyorsunuz Latince'de izo eş demek. E, fizikte e, daha doğrusu kimyada izotop atomlar falan var. Coğrafyada izohips haritaları falan Bunun var. Eş. var mı? Şimdi şeyler hücreler bazen sorularda sorulabiliyor. Deniyor ki işte hücre izotonik izotonik bir ortama konulmuşsa hmm, o anladım. zaman ben anlayacağım ki hücreyle bulunduğu diye. ortam aynı yoğunlukta. Geçelim. Aynı zamanda bu organlar falan da hani izotonik ortamlarda taşınıyor organ hı hı. nakillerinde falan. E, bozulma falan, deformasyon olmasın diye aynı torbanın içerisine falan da gerçek koyuyorlar buz torbalarının içerisine falan. Şimdi ozmo sonucunda arkadaşlar hücrelerde plazmoliz ve deplazmoliz olayları gerçekleşir. Önemli. Günlük hayatımızda aslında çok karşılaşıyoruz bu olaylarla bu hocam. Hı hı. E, ama isimlendiremiyoruz. Şu şimdi ne yapacağız? isimlendirerek anlatacağım. Plazmoliz olayı hipertonik çok yoğun ortama konulan bir hücrenin su kaybederek büzüşmesine veyahut da büzülmesine plazmoliz denir diyoruz. Evet. Çok yoğun ortama konuldu. Bak. Şimdi şöyle diyelim. Şurası çok yoğun ortam. Ne oluyor onu detaylı bir şekilde görelim. İyice kafamıza yatsın. Mesela çok yoğun ortam 70 yoğunlukta bir ortam var tamam mı Vural hocam? Hücrenin içerisinde diyelim ki yüzde 20 hı hı. tamam mı? Dışarıda yüzde 70'lik ortam var. Su miktarı nedir peki dışarıda? 30. Yüzde 30 su var. İçeride ne kadar su var? Yüzde 80. Yüzde 80. 80 su var. E ne olur su her zaman çok olduğu yerden az olduğu yere geçiş yapıyordu. Yoğun demiyorum bak çok olduğu yerden %80'den dışarıya doğru. Çok yoğun ortamlar arkadaşlar e, suyu çeker kendisine. Peki bir şey soracağım. Dışarıya su çıkar. Dışarıdaki maddeler niye içeriye gitmiyorlar? Olabilir. Dışarıdaki madde de içeri geçebilir. Tamam. Evet. Şimdi ne oldu? Dışarıya su verdiğinden dolayı hücre büzüldü. Şu şekilde büzülüyor İyice dışarıya su verdiğinden dolayı. Mesela bununla ilgili bazı sorular gelebiliyor bitki hücrelerinde çok yoğun ortama konulan bir, bir bitki hücresinde ne oluyor? Bir süre sonra şöyle hücre zarı ile çeper arasındaki mesafe artıyor. Bu tip sorular gelebiliyor tamam mı? Plazmoliz neticesinde büzüleceğinden dolayı e, hücre zar ile hücre zarı ile hücre duvarı arasındaki mesafe artabiliyor. Tamam mı? Dur evet. olacağım. Şimdi biz bu olaya nerede rastlıyoruz? Aslında birçok yerde. Salata Mesela salataya tuz atıldığında salatanın suyunu bırakıp pörsümesi olayı buna örnek olarak verilebilir. Şöyle düşünülebilir mi? Tuz salatanın içine giremez. Yok Ama giriyor, gire, de, gire de biliyor Ama aslında. Ama çok vakit gerekiyor. Ama yani e, su daha da hızlı çıkıyor, Hı -hı. pörsüyor. Şimdi arkadaşlar ne yapıyor annelerimiz salatayı yaptıktan sonra? hemen e, tuzunu yağını atmıyor. Bekliyor. Bekliyor. İlk önce fasulyeyi e, ve e, pilavı yapıyor o. <laughs> ondan sonra hepsini yaptıktan sonra en son salata e, sofraya konulacağı zaman yağını atıyor, tuzunu atıyor, limonunu sıkıyor, sirkesini falan koyuyor. Ondan sonra karıştırıyor. Biraz beklediği zaman ne yapıyoruz? Salata suyunu bırakıyoruz. Çünkü dışarısını çok yoğun ortam haline getirdik. Hı -hı. Tamam mı? Pörsüyor bundan dolayı. Hı -hı. Veyahut da bir hıyarı kestiğiniz zaman üzerine hafiften şöyle tuz ektiğinizde onun da sulandığını görürsün. Hı -hı. Veyahut da hani kurban bayramlarında derileri biz tuzluyoruz ya Hı -hı. deriyi. Tuzluyoruz iyice. Ne oluyor? Daha sonra deri suyunu bırakıyor. Sertleşiyor. Deri suyunu bırakıyor, sertleşiyor, kuruyor. Hı -hı. Amacımız nedir? Derideki fazla suyu çekip almak... Ve derinin bozulmasını önlemek. Bakteriler geldiği zaman su bulamıyor. Mesela arkadaşlar çok yoğun ortamlı besinler çok zor bozulur. Bal, reçel, pekmez gibi besinler. Niye çok zor bozuluyor? Çünkü bir düşünelim ee, balın içerisine düşmüş bir bakteriyi hayal et. Balın içerisine düşmüş bakteri. ilk önce bir bakıyor ki Allah her yerde glikoz var cennete düştüm. Cennete düştüm zannediyor ama ne oluyor o çok yoğun ortam bakterinin suyunu çekiyor alıyor. Bakteride su falan kalmıyor. Bakteri ölüyor. Enzimlerini çalıştıramıyor. Bundan dolayı çok yoğun ortamlı besinler zor bozulur. Mesela pastırma. Eskiden buzdolabı falan yokmuş. Ne yapıyorlar? Etin içerisinde tuz atıyor, baharat falan atıyor. Çok yoğun ortam haline getiriyor ki bakteri falan gelirse bozmasın diye. Bakteri yaşayamıyor. Hatta yani eski Osmanlı'da arkadaşlar... Ee, çok uzak yerlerde birisi isyan ettiği zaman hani onun kellesi kesiliyormuş ondan sonra padişaha getiriliyor. Tuzlayıp getiriyorlar. Tuzlamıyorlar. Balın içerisine batırıyorlar. Balın içerisinde işte bir haftada veya da bir ayda öyle geliyor. Ondan sonra ee, ballı kafa çıkartılıyor işte evet. gösteriliyor. Bu da çıkabilir sorularda karşınıza. <laughs> yani e, böyle yoğun ortamlarda saklanıyor bazı tamam. e, materyaller, biyolojik materyaller. Deplazmoliz olayı arkadaşlar. Deplazmoliz de plazmolizin tersi gibi plazmolize uğramış bir hücrenin hipotonik bir ortama yani az yoğun bir ortama konulduğunda su çekip şişerek eski halini almasına denir. Hı hı. Tamam mı? Ne oluyor? Hipotonik ortam az yoğun ortam. Az yoğun ortamda su miktarı fazla. Hı hı. Mesela diyelim ki %10'luk bir ortam. Hı hı. O zaman su miktarı %90'dır. Hı hı. Hücreye göre az yoğun ortam. Hücrede diyelim ki 30 yoğunluğa sahip. İçerisindeki su miktarı o zaman %70 olur. Evet. Yine bak ne oldu? Su çok olduğu yerden az olduğu yere doğru geçmiş oldu. Tamam Hı -hı. mı? Hücrenin içerisine su geçişi oluyor. Su girişi oluyor. Dolayısıyla bir müddet sonra hücre iyice şişiyor. Tamam mı? Buna biz deplazmoliz diyoruz. Mesela hani kuru üzümler falan var ya kuru üzümden annelerimiz e, hoşaf yapıyorlar. yaparlar. Hı -hı. Kompostu ne? Bilmiyorum onları ayırt edemiyorum. <laughs> <ben> de. <laughs> Sanırım yaş meyveden yapılana da komposto Çok deniyor. Çok güzel biliyorsun ağzını tadını. Yaş meyveden yapılana komposto, kurusundan yapılana hoşaf deniyor. Evet. Hoş o, tamam Hiç tamam yaşlı, tamam, tamam. Ona <gülüyor> girmiyorum. <gülüyor> Şimdi, e, ne oldu? Kuru üzümü bıraktığın zaman musluk suyunun içerisine bir müddet sonra Şişti. şiştiğini görürsün. Suyu çekip eski halini alıyor. Veyahut da annelerimiz ne yapıyor? E, musluk suyuna nohut koyuyor. Nohut hı hı ve fasulye hı. yapmadan bir gece evvel onları suya bırakıyor. Ondan sonra ertesi gün onların şiştiğini görüyoruz. Yani e, evde annen yap, e, yapmadan evvel gidip sorsan böyle tamam. cevap verir. Oğlum depilazmolize olacak <laughs> falan diye. <laughs> Aman oralma. Şimdi birçok yerde aslında depilazmoliz olayıyla karşılaşıyoruz arkadaşlar hayatımızda. Mesela Zemin parke ise eğer evde o parkenin üzerine su döküldüğünde ne oluyor? Şişiyor. şişiyor, değil mi? Suyu çekip şişiyor. Veyahut da makarnayı arkadaşlar suya attığınız zaman su çekip şişiyor. Veyahut da pilav su çekip şişiyor. Biraz kaynatırsak, suyu evet. ısıtırsak daha, çabuk daha da çekmiş. çabuk şişer. Çünkü kaynattığın zaman ısıttığında difüzyon hızı, difüzyon da artıyordu, suyun difüzyonuydu. Aynı zamanda arkadaşlar kösele ayakkabı yağmurlu havada giyilmez mesela, kösele de deridir. Hı hı. Ne oluyor? Suyu Bunu çekip, suyu çekip yağmur suyu az yoğun ha. ortam, suyu çekip şişiyor. Orada da karşılaşabiliyoruz, hı. tamam mı? Mesela e, tuzlu çekirdek yediğimiz zaman ne oluyor? Tuzlu Biliyor çekirdek, muyuz? dudaklarımız kuruyor, pörsüyor, Beyaz değil mi? Oraya. Tuzlu çekirdek yediğimizden yani çok tuzlu ortam, dudaklar pörsüyor. Evet. eski haline gelmesi için o zaman ne yapman lazım? Su içmek. Veyahut da suyun içine dudaklarını sokup bekleyeceksin. Biliyoruz hı hı. arkadaşlar. <laughs> Geç. Şimdi <Çünkü> arkadaşlar. Hayati <gülüyor> örnekler. <gülüyor> Hücrelerde e, plazmoliz ve deplazmoliz olaylarının gerçekleşmesi sonucunda turgor basıncı ve ozmotik basınç dediğimiz basınç e, kuvvetler ortaya çıkıyor. Çok önemli hayati mevzular. E, buralardan soru gelebiliyor arkadaşlar. Turgor basıncı. Hücre içindeki suyun hücre zarına yaptığı basınca yani gerginlik kuvvetine turgor basıncı denir. Hücre suyu çektiği zaman suyu alıyor ya hı hı. e zara bir gerginlik kuvveti oluşuyor şöyle şişiyor, şişiyor. şişiyor bir gerdiriyor yani hı tamam mı? Hı. İşte biz o gerginlik kuvvetine turgor basıncı diyoruz. Turgor basıncı sayesinde bak otsu bitkiler dik durur. Yani sen... Çimenlerin üzerine basıyorsun, bir e, bakıyorsun bir süre sonra tekrar dikleşmiş çimenler tamam mı? Turgor basıncı sayesinde suyu çekip şişiyor. Hı hı. Veyahut da böcekçil bitkilerin böceği yakalaması olayları. O turgor basıncı değişimleriyle olur. Hani e, insektör bitkiler var, böcekçil bitki, sinek ortaya geldiği zaman şak diye kapatıyor yapraklarını, özelleşmiş yapraklarını ve böceği yakalıyor. Ondan sonra içeride sindiriyor. O hareketi yapabilmesi için de yine turgor basıncı değişimlerinin olması gerekiyor. Yine stomaların açılıp kapanması bitkilerde o stoma dediğimiz gözenekler var. Gaz alışverişinin yapıldığı yerler oralardan da daha sonra bahsedeceğiz. Oralardaki o açılıp kapanma olayları da yine turgor basıncı değişimleriyle meydana geliyor Vural Hocam. Şimdi Vural Hocam otsu bitkilerin dik durması dedik. Hani mesela pazara gittin marul falan aldın baktın ki biraz pörsmüş vaziyette. Suyun içerisinde beklet bir müddet ne yapar? Suyu çeker, iyice şişer, gerginleşir. Tamam mı? Veyahut da diyelim ki üzüm aldın. Git üzümü eve geldiğin zaman üzümü suyun içerisinde bekletirsen, musluk suyun içerisinde bekletirsen biraz daha su çekip şiş çekip şişer. Sertleşir. Az önce deplazmoliz demiştik ama. Deplazmoliz. Aynı de, zamanda de basıncı Deplazmolize uğruyorsa uğruyor. eğer turgor basıncı, tülgor basıncı artıyor demektir. Becumlu. Su çekiyor, şişiyor, Hı. gerginlik evet. yapıyor demektir diyoruz. Bazen işte şeyler e, o pazarcılar falan da böyle yapabiliyor. Tahta Tabii. E, kasaları varsa tahta kasaları ıslatıyorlar böyle su çekiyor şişiyor daha da ağırlaşabiliyor. Hı hı. O kamyonları hale sokmadan evvel öyle e, olaylar yapabiliyordu. Şimdi bitkisel hücrelerden bahsettim ben. Sen gibi. de piyasanın kurduğu olmuşsun bu arada. Ee, ya, hocam yani. aynen öyle Biz hayat üniversitesini <laughs> okuduk. Şimdi bitkisel hücreler hücre duvarları sayesinde turgor basıncına dayanır. <laughs> tamam mı? Zaten bitkisel hücrelerden bahsettim. Fakat hayvansal hücreler turgor basıncına dayanamaz. Çünkü onların patlar. hücre duvarı var bizim hücre duvarımız. Evet. Var. Bitki hücrelerinin sırtlarını dayayacağı bir hamisi abisi bir dayanak noktaları var şöyle. Sırtını dayar hücre duvarına. Ve patlamaz. Ama hayvansal hücreler suyu çok fazla çekerlerse hanyayı konyayı görürler. Patlarlar. Bu olaya hemoliz diyoruz. Tamam mı? Hı hı. Hemoliz olayı. Biz şimdi denizde gerçekten çok beklesek patlar mıyız? Hayır deniz çok yoğun ortamdır. Çok fazla beklediğiniz zaman vücudundan su çıkıyor zaten dışarıya. Yoğun ortam olarak geçer dedik ya. Doğru. Peki saf suda beklesek? saf suda beklesen de patlamazsın ee, ama deri e, seni korur. Fakat ya e, ne oluyor? E, yine de su çekiyor. Mesela ya, e, çok fazla beklediğin evet. zaman şeyde banyoda falan parmakların böyle buruşabiliyor, katlanıyor. Hı hı. Çok fazla su çektiğinden dolayı katlanmalar oluyor. Tamam mı? Bunların turgor basıncı. Turgor da. basıncı sayesinde oluyor. Turgor demeyeyim de ozmoz olayları neticesinde oluyor al yuvar hücrelerini mesela mikroskopta biz bunu yapmıştık. Al yuvar hücrelerinin olduğu ortama saf su koyuyorsun ve izliyorsun. Al yuvar hücrenin patladığını görüyorsun. Saf suyu çekiyor yapısına iyice. Ondan sonra patlıyor. Yani e, denemiştik üniversitedeyken. Okullarda da aslında yapılabilir, denenebilir, öğrencilere gösterilebilir. Dediğimiz gibi hemoliz diyoruz. Çok fazla suyu çekerse patlayabilir bitki hücreleri, çepere sahip hücreler arkadaşlar. E, turgor basıncına dayanabilir. Çeperleri olduğundan dolayı, hayvansal hücrelerin çeperleri olmadığından dolayı çok fazla su çekerlerse, Turgor durumuna geçerlerse patlar gider. Ona da hemoliz diyoruz. Bir diğer geçiş olayımız, ozmoz basıncı. Bu sefer S yok, Z var. Bunun üzerinde durayım çünkü. <laughs> evet. Ozmoz basıncı. E, hücre içindeki çözülmüş maddelerin hücre dışındaki suyu çekme kuvvetine ozmoz basıncı denir diyoruz. Hücrenin Su içme isteğidir. Mesela sen şu an su içiyorsun. Ozmoz basıncı demek Eyvah, ki osmozum. artmış. <laughs> tamam mı? Şimdi arkadaşlar hücrenin su alma isteği, su içme isteğidir deriz. Hücre içerisinde ne kadar fazla çözülmüş madde varsa o kadar fazla ozmoz basıncıdır e deriz. Şimdi ozmoz basıncı ile turgor basıncı arasında bir ters orantı var. Ozmoz basıncı düştükçe turgor basıncı artıyor. Tamam mı? Hı hı. Aynı insanda da bu olay gerçekleşiyor. insandaki gibi. Bak bir örnek vereyim hocam. Gene yemekten memekten vereceğim. Şimdi gittin diyelim ki bir lokantaya. Tamam mı? Adama söyledin. 3 tane acılı lahmacun. <laughs> tamam mı? <laughs> evet. Şimdi ama senin 5 tane yediğin bir lahmacun olayı vardı. Çok unutmuyorum. Şimdi lahmacunu aldın. Şöyle güzel güzel ee, üzerinde dumanı tutuyor böyle. Üzerine işte salatasını koydun, limonunu sıktın, tuzunu attın, biraz da acı biber falan koydun, sardın, gömdün tamam mı? İkinciyi de vücuda gömdün, üçüncüyü de yedin. Bir de üstüne künefe söyledin diyelim ki tamam mı? Tatlıların hı, şahı. Şimdi anladım ben. Tatlıların şahı. Şimdi onu da yedikten sonra vücudundaki madde miktarı arttı tamam mı? Hı hı. Ne oldu? Su içme isteğin ozmoz basıncın en yüksek seviyede hı hı. tamam mı? Su içme vücudunda su yok. Lokanta'da garsona söyledin. Garson dedim bana su getir. Adam da getirdi hortumu, dayadı ağzına su hortumunu, tamam mı? Hı. Ne oldu? Vücuduna su miktarı artmaya başladı. Su arttıkça göbeğe yapılan su artıyor. basınç artıyor Orson içeriden. Artıyor. Turgor, artıyor. turgor artıyor. Turgor artıyor. Turgor arttıkça su Orsonu, içme isteğin su azalıyor. Azalıyor, çok güzel. Ondan sonra ne oluyor? Belli bir dengeye ulaşılabiliyor. Belli, belli bir dengede sabit olarak gidiyor. Veyahut da şöyle de diyebiliriz mesela çok çok fazla su içtin diyelim ki göbek iyice şişti 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 artık bir damla bile içsem pıt diye ortadan patlayacak su gidecek çıkacak tamam mı? Bu durumdayken turgor basıncı ın ın çok, fazla. çok fazla, ozmoz. ozmoz basıncı çok aşağıdadır tamam mı? Ama insanda turgor olmaz onu da söylemiş olalım sadece örnekten bahsediyorum arkadaşlar teşbihde hata olmasın. Eee... Birbiriyle ters orantılı. Aynısı hücrede de geçerli. Hı hı. Aynısı hücrede de geçerli. Hücre içerisindeki madde yoğunluğu arttıkça ozmoz basıncı çok fazla olmuş oluyor. Hı hı. Tamam mı? Eee turgor basıncı azalıyor az diyoruz. Hücre içerisindeki su miktarı artınca doğru evet. çok ozmoz az. Ozmoz az diyoruz. Birkaç yerde farklılık arz edebiliyor ama onu daha sonra daha sonra göstereceğiz. Ama Kabaca bu şekilde kafamızı oturtabiliriz. Tamam. Çok sık soru geliyor buradan. Ondan dolayı üzerine biraz daha e, basa basa durma gereği hissettim. Şimdi emme basıncı dediğimiz bir olay daha var. Ozmoz basıncından turgor basıncını çıkarırsan emme basıncını bulursun. Dengelen su Bir çekmeğiz. şey emmek istemez artık. Evet. Hücre. Değil mi? Evet. Ama ozmoz Fazlaysa hala hücre su almak su ister. Su almak ister. Turgor çok fazlaysa su zaten almak negatif istemez. olur emme basıncı. Evet. Aynen öyle. Oz, emme basıncı ile ozmoz basıncı doğru orantılıdır. Ama ozmozla turgor basıncı ters orantılıdır diyebiliriz. Bir yerde bir şeyimiz var. Onu da daha sonra bahsedelim. Çok ilerleyen yerde göreceksiniz. Arkadaşlar.